Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda başlatmış olduğum kitap okuma serisinin devamını çekeceğim. Aslında ikinci videosunu. İlk videoya seri denir mi bilmiyorum ama bakalım. Bu sefer bu şekilde. Gösteriler ve
Gösteriler sırasında sergilenen zarafet bazen onca güzel ve ilginç yüzü insanın gözünün önünden geçiren binlerce vadiyle ve çekicilikle ışıldayan caddeler. Ancak delikanlı bunların hepsini yalnızca görüyor, içlerine giremiyordu. Bu açılmamış bir kitabı hırsla okumaya benziyordu. Ama doğrudan bir sohbetin, bir olayın içinde yer alamıyordu. Bu yeni dünyanın içine nüfuz etmeyi yalnızca bir kez, hemen ilk günlerde denedi. Viyana'da akrabaları vardı. Nezih insanlardı. Berger ziyaretlerine gitti. Onlar da onu sofralarına davet ettiler. Ona çok güler yüzlü davrandılar. Hemen hemen aynı yaşlardaki kuzenleri de çok nazikti. Gel gelelim. Delikanlı onların bu davetle yalnızca bir görevlerini yerine getirdiklerini fazlasıyla hissetti. Belli etmemeye çalıştıkları acıyan bir gülümsemeyle bakışlarının takım elbisesine çevrildiğini duyumsadı. Taşra usulü ışıklığından ve kuzenlerinin özgüvenli duruşlarıyla kıyaslandığında mutlaka hazin olan ürkekliğinden utandı. Ve onlarla vedalaşırken rahat bir soluk aldı. Ve oraya bir daha hiç gitmedi. Böylece her şeyi ona döndürüp ilk akşam kurduğu ve kendini neredeyse çocuksu bir tutkuyla kaptırdığı dostluğa doğru itti. Kendini bu güçlü ve sağlıklı insana bütünüyle açtı. O da onun aşırı coşkulu sevgisini kabul edip vurdum duymaz insanların her zaman hazırda bekleyen candanlığıyla karşılık verdi yalnızca. Şarmek hemen birkaç gün sonra duyunca sevinçten yüzü kızaran Berger'e birbirlerine sen diye hitap etmelerini önerdi. Ama delikanlının arkadaşının üstünlüğüne karşı duyduğu saygı öylesine olağanüstüydü ki yeni hitap şeklinde uzun bir süre beceriksizce ve ürkekçe yaklaştı. Birlikte bir yere gittiklerinde Charmek'e çoğu zaman gizlice yandan bakıyordu. Onun muazzam bir özgüvenle nasıl yürüdüğünü ve her güzel kıza nasıl rahatça sokulabildiğini öğrenmek istiyordu. Onun tatsız yönlerini bile beğeniyordu. Yolun ortasında bir sobayı eskrim yapar gibi savurmasını, giysilerine sinmiş olan kötü tütün kokusunu, birahanelerde meydan okurcasına bağıra çağıra konuşmasını ve genelde aptalca olan şakalarını seviyordu. Charmek'in kızlarla, rakipleriyle ve maçlarla ilgili anlattığı en önemsiz hikayelerini bile saatlerce dinleyebiliyordu. Onu ilgilendirmeyen bütün bu konular bile farkında olmadan gözünde önem kazanmıştı. Bunlar onu heyecanlandırıyordu. Çünkü ona gerçek ve asıl yaşam gibi görünüyorlardı. Ve benzeri şeyler yaşayabilme arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Charmek'in onu bir gün böyle bir maceranın içine sürükleyeceğini içten içe umuyordu. Gel gelelim, Charmek'in onu önemli konularda devre dışı bırakmak gibi garip bir tarzı vardı. Anlaşılan bu çocuksu ve sakalsız yüzü yeterince etkili bulmuyordu. Çünkü arkadaşlarına giderken onu yanında götürdüğü ender oluyordu. Genelde yalnız bir kafede ya da evde buluşuyorlardı. Ve bu her seferinde Berger'in girişimiyle gerçekleşiyordu. Berger bu durumu kısa bir süre sonra fark etmişti ve bu yüzden gizliden gizliye dertleniyordu. Onun arkadaşlığında çok genç insanların arasında kurulan bütün arkadaşlıklarda olduğu üzere sevgiye dair bir şeyler vardı. Çılgınca bir tutku ve sessiz bir kıskançlık. Charmek'in yeni tanıştığı, alabildiğine aklı kıt ve önemsiz insanlara ona davrandığı gibi candan, hatta çoğu zaman daha bıçkın yaklaştığını fark ettiğinde içine tabii söze dökmeye cesaret edemediği bir öfke sarıyordu. İşte o zaman kendinin ona ne kadar atarsa atasın, birbirlerini tanıdıkları birkaç haftadan beri Charmek'in ona ilk akşamkinden tek bir adım bile daha yakın olmadığını hissediyordu. Charmek'in meselelerine coşkulu bir ilgi gösterirken
seslenme şekli bile yeterdi. Şarmik ona başlarda Bertolt demiş. Sonra çocuk diye seslenmeye başlamıştı. Bu kulağa sevimli ve içten gelse de sürekli canını acıtıyordu. Çünkü içinde yıllardır kabuk bağlamadan kanayan bir yarasına daima çocuk yerine konmuş olmasına dokunuyordu. İçine yıllardır ukde olmuştu bu. Okulda kız gibiydi. Herkese çok narinmiş gibi görünürdü. Çok da ürkekti. Şimdi de adam olması gerekirken çocuğa benziyordu. Pısırık davranışları, heyecanı yüzünden alınganlıkları vardı. Üniversite öğrencisi olduğuna kimse inanmak istemiyordu. Evet, 18 yaşını. Evet, 18 yaşını tam doldurmamıştı. Ama çocukçusu bir havası olduğuna göre çok daha küçük gösteriyor olmalıydı. Şarmek'in sırf dış görünüşü nedeniyle arkadaşlarının yanında ondan utandığı kuşkusu kafasında gitgide yer ediniyordu. Bir akşam bundan iyice emin oldu. Kentte uzun süre dolanıp durmuş, insanlarla dolup taşan caddelerde yine yapayalnızlığın acısını duymuştu. Bu duygular içinde biraz hoş beş etmek için Şarmek'in odasına girdi. Şarmek onu oturduğu kanepeden kalkmadan içtenlikle karşıladı. Masanın üzerinde Öğrenci Birliği gazeti duruyordu. Kıpkırmızıydı. Berger'in gözünü alıyordu. Şarmek'in grubuna girebilmek Berger'in en çok istediği şey, en gizli arzusuydu. Orada acıyla eksikliğini hissettiği her şeye sahip olurdu. Tanıdığı insanlarla birlikte olurdu. Bir yuvada olurdu. Arzuladığı gibi güçlü, erkeksi, adam gibi adam olurdu. Şarmek'in teklifini haftalardır bekliyordu. Defalarca gizli ve dikkatli ama duymamazlıktan gelinen imalarda bulunmuştu. Şimdi bu gazet gözünü alıyordu. Canlı bir alev gibi masanın üzerinde titriyordu adeta. Parıldıyor ve hararetle yanıyor. Berger'in aklını başından alıyordu. Bu konuyu açmak zorundaydı artık. Yarın meyhaneye gidecek misin? Elbette, dedi Şarmek hemen canlanarak. Müthiş eğleneceğiz. Aramıza 3 yeni tilki katılacak. Gerçekten çakı gibi harika herifler. İkinci başkan olarak orada bulunmak zorundayım. Müthiş olacak. Beni perşembe günü saat 2'den önce uyandırma. Eve ancak sabah dönebiliriz çünkü. Ben de müthiş eğlenceli olacağını düşünüyorum, dedi Berger. Bekledi. Şarmek sesini çıkarmadı. Konuşmaya devam etmenin ne yararı vardı? Ama masanın üzerindeki kasket cezbediyordu onu. Kıpkırmızıydı. Ateş kırmızısıydı. Kan gibi parlıyordu. Şey, diyorum ki, acaba beni de oraya sokamaz mısın? Yani yanında götüremez misin? Biliyor musun, orayı bir kez görmeyi çok isterim. Aa evet, gel bir gün. Yarın olmaz elbette. Bir gün gel bak, ama misafir olarak tabii. Gerçi beğenmeyeceksin çocuk. Çünkü vahşi bir yerdir. Ama madem istiyorsun. Berger boğazının tıkanmaya başladığını hissetti. Şu kasketi, şu cezbedici düşü. Ansızın sisler arasından görür gibi oldu. Gözyaşı mıydı bunlar? Ağzından çılgınca ve yutkunarak çıkıverdi. Neden beğenmeyeyim ki? Sen beni ne sanıyorsun? Çocuk muyum ben? Sesinde ve vurgusunda bir şey olmalıydı. Çünkü Şarmek yerinden fırladı. Bu kez gerçekten çok içten bir tavırla Berger'e yaklaşıp omzuna vurdu. Hayır ama gücenmiş şimdi çocuk. Öyle demek istemedim. Ama seni tanıyorsam eğer, böyle şeyler pek sana göre değil. Sen bu ortamlar için fazla kibar, edepli ve terbiyelisin. Orası baldır küldür olmayı, sırf içki içişinden bile olsa ötekilerin hürmet ettiği bir herif olmayı gerektiriyor. Şu sıralar okulun konferans salonunda sürekli yaşandığı gibi kendini bir içki aleminde ya da bir dalaşın ortasında düşünebiliyor musun? Hayır, değil mi? Bu bir facia değil. Ama bu ortamlara uymuyorsun işte. Hayır, uymuyordu. Şarmek'in bu konuda haklı olduğunu hissediyordu. Peki nereye uyardı? Yaşam ne yapacaktı onu? Kestiremiyordu. Açık konuştuğu için Şarmek'e kızmalı mı yoksa minnet mi duymalıydı? Şarmek
dakika sonra konuyu unutmuş. Gevezeliğe yine devam ediyordu. Ama herkesin onu hor gördüğü düşüncesi ötekinin içini kemirdikçe kemiriyordu. Masanın üzerindeki kırmızı kasket ona adeta gözlerini dikmiş, haince bakıyordu. O akşam orada fazla kalmayıp odasına döndü. Oturup ellerini masaya yasladı. Saat gece yarısını epeyce geçene kadar hiç kıpırdamadan gözlerini lambaya dikti. Bertolt Berger ertesi gün akılsızca bir iş yaptı. Charmek'in onu hor gördüğü, ona ötlek bir çocuk gözüyle baktığı içine öylesine işlemişti ki. Bütün gece uyuyamamış, cesaretsiz olmadığını onlara kanıtlamaya karar vermişti. Bir kavgaya, bir düelloya girişecek, korkak olmadığını ona gösterecekti. Ama başaramadı. Charmek'le görüşmeleri sırasında yaptıkları konuşmalardan böyle şeylere nasıl başlanması gerektiğini öğrenmişti. Yemeklerini yediği banliyö lokantasının küçük ve basit salonunda karşısında her gün öğrenci birliğine üye birkaç üniversite öğrencisi otururdu. Onlarla dalaşmak zor değildi. Çünkü asla başka şeylerden konuşmazlardı. Akılları, fikirleri, onur kırılması dedikleri meseledeydi. Berger masalarının önünden geçerken bilinçli olarak sürtünüp sandalyelerden birini devirdi. Özür dilemeden sakince yürümeye devam etti. Kalbi gümbür diyordu. Arkasından tehdit dolu sert bir ses yükseldi. Dikkatli olsanıza. Başkasına kahya alıp taslayın. Küstaha bak. Berger bunun üzerine geri döndü. Kendi kartını verip kart istedi. Bu sırada elinin titrememesine sevindi. Her şey bir saniye içinde olup bitmişti. Gururla dışarı çıkarken masadan gülüşmeler ve içlerinden birinin eğlenerek "Bak şu çelim size" dediğini duydu. İşte bu gururunu kırdı. Kendini eve attı. Ateş gibi yanan yanaklarla ve sevinçten kekeleyerek Charmek'in odasına baskın yaptı. Yataktan henüz kalkmış olan arkadaşına her şeyi anlattı. Tabii duyduğu son sözü ve sandalyeyi kasten devirdiğini kendine sakladı. Charmek elbette onun diğerli yardımcısı olacaktı. Charmek'in omzuna vurup çakı gibi bir herif olmasından dolayı onu tebrik edeceğini umuyordu. Ama o kart vizite bakıp düşüncelere daldı. Dişlerinin arasından tıslayıp kızgın bir ifadeyle "Bula bula bunu mu buldun?" dedi. "Kötük gibi güçlü, kuvvetli bir heriftir. En iyi eskrimcilerimizden biridir. Seni parçalar, bitirir." Berger ürkmedi. Onu yerden toplayacak olmalarını doğal karşılıyordu. Çünkü eline kılıç almamıştı henüz. Yüzüne yiyeceği ağır darbe için adeta seviniyordu. O zaman ötekiler ona "Üniversite öğrencisi misin?" diye sormazlardı artık. Ama onu rahatsız eden Charmek'in tavırıydı. Elinde kart vizitle bir aşağı bir yukarı yürüyüp "Bu iş kolay olmayacak. Küstaha bak demişti değil mi?" demesiydi. Charmek sonunda tamamen giyindi ve Berger'e şöyle dedi. "Şimdi hemen bizim birliğe gidip sana başka bir rakip bulacağım. Üzülme, bu meseleyi halledeceğim." Berger gerçekten hiç üzülmüyordu. İlk kez resmen öğrenci ve erkek muamelesi göreceği ve de bir olaya karışacağı için içinde delice, taşkın denilebilecek bir sevinç vardı. Eklemlerinde ansızın bir gücü hissetti sanki. Kılıcı kaldırıp hızla döndürürken hızla bir yere vurma arzusu duyar gibi oldu. Öğleden sonrayı sert adımlarla bir aşağı bir yukarı yürüyüp düellonun hayalini kurarak geçirdi ve yenileceğinden emin olmaktan hiç canı sıkılmadı. Aksine korkak olmadığını Charmek'e ve ötekilerine tam da böyle gösterebilirdi. Kanlar yüzünden ve gözlerinden süzülse bile böylece ayakta durmak istiyordu. Onu tutup çekseler bile olduğu yerde durmak istiyordu. O zaman kırmızı bereyi ona kendiliğinden takdim ederlerdi. Kanı iyice kaynamıştı. Charmek'in akşam 7'de döndüğünü görünce heyecanla önüne atladı. Charmek de çok neşeliydi. "Oldu işte çocuk. Tamamdır. Her şey yoluna girdi. Ne zaman karşılaşıyoruz? Ama çocuk seni onunla karşılaştıracak değildi herhalde.
Mesele kapandı tabii ki. Berger'in beti benze attı. Elleri titremeye başladı. İçinde kabaran öfke yaş olup gözlerinden akmaya ısrar ediyordu. Charmek, kolay olmadı tabii. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol. Her zaman böyle tatlıya bağlanmaz deyince içinden onun yüzüne bir yumruk indirmek geldi. Berger ağzını bile açmadı. Ama yaşadığı düş kırıklığı korkunçtu. Sonunda ağlamamak için kendini zor tutarak "Her durumda sana çok teşekkür ederim. Ama bana bununla iyilik etmedin" dedi ve dışarı çıktı. Charmek şaşkınlık içinde arkasından baktı. Acemi insanın bu garip davranışını heyecanına verdi ve üzerinde fazla durmadı. Evet, bu videoluk da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.